Arkadaşlarım selamlar. Bu videonla birlikte yeni serimize başlıyoruz artık. Birinci testi çözeceğiz sevgili arkadaşlarım sizlerle. Hangi kitaptan ilerliyorduk hemen hatırlatayım. 40 soru serisi problemlerle sevgili arkadaşlarım. Bu yeni serimizi tamamlayacağız. Hemen bundan önceki seride ilk defa görenler için bundan önceki serimizde sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi TYT matematikti biliyorsunuz. 40 soru serisi TYT matematiği bitirdikten sonra ki bunun içerisinde problemler yoktu. Daha öncesinde tanıtım videosunda da söylemiştim. Şimdi ise problemleri de tamamlayıp artık benim yüzümün tamamlandığı gibi TYT problemleri de sevgili arkadaşlarım kolay bir şekilde tamamlayacağız. Evet, birbirinden güzel, tadı tamağında kalacak ve bu seriyi, bu kampı bitirdiğimiz zaman sevgili arkadaşlarım şöyle bir şey de hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki keşke bitmeseydi. Ama her güzel şeyin sonu gibi bunun da sonu gelecek ve problemleri bitireceğiz. Ve problemleri bitireceğiz derken aslında kafanda falan da bitireceksin yani. Kesin ve net söylüyorum. Buna %100 inanabilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz. Çünkü sevgili arkadaşlarım her bir problemi aşırı derecede özenle yazdım ve her bir problem size ÖSYM sınavında çıkan problemlere çok daha fazla yaklaştıracak ve adım adım problemleri fırlayacağız. Tamam? Bana güvenebilirsiniz, bana inanabilirsiniz. O kadar güzel problemler çözeceğiz ki tam anlamıyla ÖSYM'nin çizgisinin ne 1 milimetre içinde ne de 1 milimetre dışında efsane problemler çözeceğiz sizle beraber. Ve çözdükçe siz de benim ne hissettiğimi, siz de benim ne anlatmaya çalıştığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, bu kadar çözmekten bahsedince hadi artık ben de sizlere yeni kamplar yapmayı özlemiştim zaten. Arkadaşlarım test 1 ile başlıyoruz. 40 soru serisi problemler fasikülü hayırlı uğurlu olsun. Eğer edinmediysen videonun açıklama kısmında linki var, satış linki var. İnşallah sizler de bunlardan faydalanırsınız. Evet. Bu iki kitap 40 soru serisinin TYT ayağını oluşturuyor demiştim ve tabletim de hemen her daim yanı başımda duruyor arkadaşlar. Tabletten de sizlere artık 40 soru serisi AYT'yi yazıyorum ve yaklaşık bir ay içerisinde de 40 soru serisi AYT fasikülü de çıkacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Evet, farklı bir duyuru daha var ama onu da farklı bir videoda yapmamız gerekiyor. Ben size şöyle göstereyim ve sizler de sevgili arkadaşlarım anlamak istediğinizi anlayabilirsiniz ama duyurusu yakında gelecek. Evet gençler, hadi hep birlikte başlayalım. 40 soru serisi problemler, bir şeyi 40 kere söylersen olur dediğimiz serinin birinci testine hadi hep birlikte geçelim. Buyurun bakalım. Evet, birlikte ilk sorumuza bakalım. Bir belediye sokak güzelleştirme çalışmaları çerçevesinde SML sokağında yan yana bulunan 40 apartmanın dış cephelerini yeniden boyayacaktır denilmiş. Boyama işlemi ve numaralandırma ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor bize. Şimdi apartmanları 1'den 40'a kadar olan sayılarla numaralandıracağız arkadaşlar. 1'den 40'a kadar, yani 40 tane apartman var. 1'den 40'a kadar numaralandıracağız bunları. Her apartmanın dış cephesi yalnızca bir kez boyanacak. Numarası 2'nin katı olan apartmanlar yeşil. Hemen buraya da yazalım. 2'nin katı olan apartmanları yeşile boyayacağım. 3'ün katı olan apartmanları kırmızıya boyayacağız. Ama 3'ün katı olup da henüz boyanmamışları kırmızıya boyayacağız. Yani eğer ben bir apartmanı yeşile boyadıysam sırf mesela 6 numaralı apartmanı ilk yeşile boyadım değil mi? Sonra 3'ün katlarına geçtiğim zaman 6 da 3'ün katı deyip bu yeşilin üzerine bir de kırmızı boyamayacağım. Boyanmamışsa eğer kırmızıya boyayacağım. 6'nın katı olup 3'ün katı olup boyanmamışsa mesela 9'u örnek veriyorum 3'ü. Daha sonrasında 5'in katı olanları diyor. 5'in katılarında 5B diyelim. Bunları da sarıya boyayacağız diyor. Pekala, ve 7'nin katlarını da ona da 7C diyelim. Bunları da henüz boyanmamış olanları turuncuyla boyayacağız diyor. Pekala. Diyor ki henüz boyanmamış olanlar turuncuyla boyanacak. Yukarıdaki kurala göre yapılan boyama işleminin sonucunda boyanmamış olanların, yani tüm bu işlemler uygulandıktan sonra hala boyanmayan bir bina varsa onu da diyor beyazla boyayacağız diyor. En son bütün bu işlemleri yaptıktan sonra geriye kalan boyanmamış binalarda beyaza boyanacak diyoruz. Pekala, buna göre beyazla boyanan apartman sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi gençler, öncelikle şöyle diyeceğiz. Ben burada bu sorunun
kazanımını merak etmem gerekiyor. Konusunu merak etmem gerekiyor. Bir problem sorusu evet ama asal sayılarla alakalı olan bir problem sorusu. Neden asal sayılar? Çünkü sevgili arkadaşlarım dikkat ettiyseniz 2'nin katı, 3'ün katı, 5'in katı, 7'nin katı, arada 4'ün katı, arada ne bileyim 6'nın katını falan es geçtik yani. Burada 2, 3, 5 ve 7'yi kullanmamız gerekiyor. Ve dikkat edin bütün sayıları asallar hariç bütün sayıları ben 2 asalın ki asallar hariç derken şunların dışındaki asallar hariç bütün sayıları bu sayılarla oluşturabilirim. Mesela örnek veriyorum 6 sayısı yok dedik 4 sayısı yok dedik ama 4 sayısı 2 asalıyla 2 asalının çarpımıdır. 6 sayısı 2 asalıyla 3 sayısı asalının çarpımıdır. Mesela 8 dediğimiz şey 2 çarpı 2 çarpı 2 iken 9 dediğimiz şey de 3 kere 3'tür. Hocam 10 dediğimiz şey o da 2 kere 5'tir. 11, 11 kendi başına asaldır. 12 dediğimiz şey 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Yani ben asalların çarpımıyla yapabiliyorum bütün sayıları. Gösterebiliyorum. Hatta ben de asal çarpanlar ayırma diye bir konumuz bile vardı bizim değil mi? Peki o halde şöyle diyebilir miyiz? Ben eğer mesela bunu 4'ü yazabilmişim 2 çarpı 2 diye o zaman sadece 2 çarpan olduğu için bu apartman yeşile boyanmıştır. Veya 2 kere 3, 6 öncelikle yeşile boyanmıştır. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8 yeşile boyanmıştır. 9'a bakıyoruz sadece 3 çarpanı var o zaman kesinlikle kırmızıya boyanmıştır derim. Ve 10'a bakıyorum 2 ve 5 var ama önce 2'nin katlarını boyadığımız için yeşile boyanmıştır derim ama 11 açıkta kalır mesela. Çünkü 11 ne 2'nin ne 3'ün ne 5'in ne 7'nin katı. O halde bu şekilde ilerlerken ben şunu düşünebilir miyim? 1'den 40'a kadar, 1'den 40'a kadar 2, 3, 5 ve 7 haricindeki asalları bu sayılarla oluşturamayacağım için ben bu sayıların numaralarına sahip apartmanları da hiçbir renge boyayamayacaktım. Ve en sona kaldıkları için de beyaza boyanır diyebilirim. Yani o halde 11 numaralı bina, 13 numaralı bina, 17, 19, 23, 29, 31 ve 37 numaralı binalar hiçbir renge boyanamayacakları için çünkü asallar hiçbir renge boyanamayacakları için bundan kaynaklı da beyaza boyanacaktır en son. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tam ÖSYM çeldiricisi var bak burada. 8 de şıklar da var. 8 tane de bulduk zaten. Peki ÖSYM'nin çeldiricisi ne burada? Hocam bu kurumun çeldiricisi şudur. Sen bunları sayarken biri her daim unutursun. Biri de bunların çarpımı biçimde yazamayacağımız için ne 2'nin ne 3'ün ne 5'in ne 7'nin katı sonuç olarak tam katı. O halde ben 1 numaralı apartmanı da beyaza boyarım ve böylelikle 9 tane beyaza boyanmış bina elde ederim. Yani her ne kadar elimiz Denizli'ye de gitse ki bazılarımız işaretlese de cevabımız neymiş? E seçeneğiymiş sevgili arkadaşlarım. Evet geçelim mi ikinci soruya? Geçelim. İkinci sorumuzda sevgili arkadaşlar şöyle ki yukarıdaki gösterimde Cansu Evrar, Zehra, Gizem ve Vargas'ın boyları verilmiştir. Milli voleybol takımımızın sevgili arkadaşlarım şampiyon takımın kadrosundan isimler. Vargas Cansu'dan kısadır. Şimdi Vargas'ın Cansu'dan kısa olduğunu söylemiş. O zaman V küçüktür C diyelim tamam mı? Gizem Cansu'dan kısadır. Gizem de Cansu'dan kısaymış. Ebrar Zehra'dan uzundur diyor. Yani Zehra Ebrar'dan kısadır da denilebilir değil mi bu durumda? Yukarıdaki temsili gösterimde 1 ve 4 numaralı gösterilenler Gizem değildir diyor. Yani şu ve şu Gizem değil 1 ve 4 numara. Ki o zaman ben şöyle bir şey yaparsam eğer mesela kısadan uzuna doğru sıralamak istersen ben bunları soldan sağa doğru burada 3 numara olacak değil mi? Daha sonrasında hemen 2 numara gelecek. Daha sonrasında 4 numara gelecek. 1 numara gelecek ve 5 numara en uzundu. Bu şekilde sıralanacaklar. Değil mi? Pekala. Zehra Cansu'dan uzundur diyor. Şimdi Zehra'nın Cansu'dan uzun olma durumu bak Zehra zaten burada ya. Bunu bununla bağlarım veya bununla bağlayabilirim. Yani V küçüktür, C küçüktür, Z küçüktür, E de diyebilirim. Veya G küçüktür, C küçüktür, Z küçüktür, E de diyebilirim. Ama şöyle bir durum var. Şöyle dersem Gizem'e yer kalmıyor. O zaman Gizem Vargas'tan kısa da olabilir veya Gizem Vargas'tan uzun da olabilir. Yani benim iki tane görüntüm oluşacakmış. Ya bu ya bu. İki tane şeklim var. Diyor ki buna göre en kısa olandan en uzuna olana doğru boy sıralaması yapılırsa üçüncü sırada kim olur diye sorulmuş. Ki benim zaten iki tane ihtimalim vardı ve üçüncü sırada daima kim var sevgili arkadaşlar? Cansu var. Dolayısıyla benim yukarıdaki sıralamadan bile bağımsız olarak işaretleyeceğim tek seçenek C şıkkıydı. Burada görsel bir çeldirici var. O da yukarıda verilmiş zaten.
bizim burada anlamamız gereken iki tane ihtimalin dışında farklı bir ihtimalimizin olmamasını öğrenip C'yi işaretlemek sevgili gençler. Tamam. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzu da çözdük. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Dijital göstergeli bir saat. Bakalım daha fazla yaklaşınca bir şeyler oluyor mu, olmuyor. Çok güzel. Çok güzel. Dijital göstergeli bir saat. Her bir göstergesi iki haneden oluşup soldan sağa doğru da sırasıyla saat, dakika, saniye, gün ve ay bilgilerini göstermekte deniliyor. Yani 24 saatlik zaman göstergeli olarak da söylemiş ya. O halde saat kısmı çift sıfırdan başlayıp 24'e kadar gider diyor. Ya örnek olarak da burada bize demiş ki 16, 51, 40 işte 1. ayın 30. günü demiş. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde saatteki göstergelerin tamamındaki rakamlar birbirinden farklı olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 23 Ocağı yazmak için 23 Ocak'ta şuraya 23 yazarım. Ocak'ta 01'dir değil mi? Şimdi ben saat kısmını yazmaya başlayacağım, fakat saat kısmına ya 0 küsürlü bir sayı yazarım, ya 1 küsürlü bir sayı yazarım, ya da 2 küsürlü bir sayı yazarım. Yani 0'ı, 1'i ve 2'yi kullanmam şarttır değil mi? Ama 0, 1 ve 2 burada kullanılmış. Ve doğal olarak ben burada tekrardan kullanacağım zaman bu saatteki göstergelerin tamamındaki rakamlar birbirinden farklı olmayacaktır. O halde demek ki 23 Ocağı benim elemem gerekiyor. Bu cortladı gençler. Tamam. Şimdi 23 Ocağı es geçtik. 16 Şubat'a bakalım. Şimdi burası 1 ve 6 olacak. Şubat'ta 2. ay olduğu için 02 olacak. Yani 0'ı, 1'i ve 2'yi yine kullandım. Ve bundan kaynaklı cevap B de olamayacak. Şimdi C şıkkına bakacak olursak 20 Ocak demiş. 20 Ocak'ta 20.01'dir ve 20.01'de hem 0.1.2 kullanılmış hem de zaten kendisi otomatikman 0'ı ve 0'ı kullanıyor zaten. Bundan kaynaklı zaten olamaz. O halde C'yi ben en net biçimde elerim. Yani hani C kesinlikle olamaz derim. 23 Ekim'e baktığımız zaman da 23 Ekim 10. aydır arkadaşlar. Parmak hesabıyla sayabilirsin. 23 Ocak'ta, 23 Ekim'de de yine 0'ı, 1'i, 2'yi kullanmış. Doğal olarak ben yine saati gösteremem. Ama bak, aması var. E şıkkına baktığımız zaman 27 Mart diyor ya, bak 27 Mart nedir? 3'tür değil mi? Ocak, Şubat, Mart. 03. Burada ben 0 ve 2'yi kullandığım için saatim kesinlikle 1 küsürle başlayacak. Ve burada da kullanmadığım rakamlar nelerdi gençler? İşte 0'ı kullandık, 1'i kullanmamıştık, 2'yi kullandık, 3'ü kullandık, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu şekilde. Şimdi 1'i kullandım. Mesela burayı 16 seçelim. Bunu da kullandım. Dakika olarak mesela 59'u seçebilirim. 59 ve 48 olarak da saniyeyi seçerim. 16, 59, 48, 27, 03. Böylelikle zaten burada 10 tane rakamdan oluşuyordu burası. Bütün 10 rakamı da kullandım zaten. Ve demek ki 27 Mart gösterilebiliyormuş derim. Tam anlamıyla hem MSÜ'de çıkabilir hem TYT'de çıkabilir. Mükemmel bir ÖSYM tarzı soru sizler için sevgili arkadaşlarım dedim. Ve artık dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Dördüncü sorumuzda demiş ki bize. Ahmet, Betül, Can, Defne ve Ece aralarında oynadıkları bir oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Ahmet, Betül, Can ve Defne sırasıyla ABCD sayılarını tutuyorlar arkadaşlar. Tuttukları bu sayıları da sadece Ece'ye söylüyorlar. Ece bu sayılarla yaptığı işlemleri de bir kağıda yazıp herkese gösteriyor. Yani ABCD sayılarıyla Ece farklı işlemler yapıyor ve bu işlemleri de arkadaşlarına gösteriyor. Bu işlemler de buradaki işlemlermiş. Tamam. Olduğuna göre hangisi veya hangileri ABCD sayılarının dördünü de bulmak için yeterli bilgiye sahip değildir. Şu soru ÖSYM tarzı değil de nedir yani, değil mi? Değil mi? Yani MSÜ'de çıkabilir, TYT'de karşına çıkabilir, her yerde karşına çıkabilir. O yüzden çok güzel bir soru. Çözümü de tam anlamıyla ÖSYM tarzı. Dikkatli dinlemekte fayda var. Tam ÖSYM'nin sevdiği tarzda yani. Şimdi gençler, öncelikle Ahmet'i düşünelim biz. Ahmet arkadaşımızı düşünelim. Ahmet zaten A'yı biliyor. Yani kendi tuttuğu sayıyı zaten biliyor değil mi? Şimdi B'yi bulabilir mi? Ahmet A'yı bildiği için B'yi de elde edebilir. Çünkü X'i biliyor artık. Yani der ki ben kendi tuttuğum sayının üzerine ne eklersem X olur? B'yi. B'yi de biliyorum zaten. B'yi de buldum. Şimdi B'yi öğrendiğine göre artık D'yi de hesaplayabilir. A artı B'yi biliyor ya, şu ikisinin toplamını. Burası X'ti. O zaman C'yi de hesaplayabilir. Hatta bir şey söyleyeyim mi? A artı B'yi herkes biliyor. Herkes bildiği için C'yi de herkes bilir. Yani Ahmet A'yı, B'yi, D'yi, C'yi her şeyi hesaplayabiliyor. Yani ben Ahmet olan şıkları tabii ki de artık eleyebilirim. O halde geçtim Betül'e.
Betül'e bakalım şimdi. Şimdi Betül arkadaşımız bayağı şanslı aslında. Neden biliyor musun? Çünkü B'yi zaten biliyor. Şunu zaten biliyor. B'nin üzerine A'yı ekleyince X'i bulabileceği için, yani X'i bildiği için A'yı da hesaplar, D'yi de hesaplar. Bak B'yi bilmesi demek direkt hiçbir ek hesaba ihtiyaç duymadan A'yı ve D'yi ortaya çıkarıyor. B'yi zaten biliyordu. A'yı biliyor, D'yi biliyor. C'yi de zaten herkes hesaplıyor dedik. Bundan kaynaklı Betül de her şeyi bulabiliyor. Betül'ü de edersem cevap C'ymiş. Peki neden C? Can'a bakalım. Neden hesaplayamıyor acaba? Şimdi gençler, Can için de Can zaten Can'ı kendi sayısını bilmese bile hesaplayabilir. Yani C'yi değil mi? Çünkü A artı B'yi vermiş bize. Şimdi Can sadece kendi sayısını biliyor. A artı B'den sadece tahminde bulunabilir ama bilemez. B artı D'den sadece tahminde bulunabilir ama bilemez. Burada da zaten A artı B var. Yukarıda verilmişti. Dolayısıyla Can sadece kendi sayısını bilebilir. Bir de Defne'ye de bakalım bari. Ayıp olmasın değil mi Defne'ye? Defne arkadaşımız da D'yi zaten biliyor. C'yi zaten hesaplayabilir. D'yi bildiği için B'yi de hesaplar. Ve B'yi bildiği için artık A'yı da hesaplar. Dolayısıyla Defne de bütün sayıları bilebiliyor. Şu an Can'a acıdım biraz. Yani bir oyun oynuyorlar. Ahmet, Betül, Defne bütün sayıları bilirken Can arkadaşımız maalesef bilemiyor arkadaşlar. Dördünü de bilemeyecek kapasitede değil. Bilecek kapasite değil. Cevap C seçeneği olacaktı. Evet, geçtim 5. soruma. Bir ilde bulunan S, M ve L kafe işletmelerinin kuruluş yılları ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Şimdi S ve M işletmelerinin kuruluş yılları arasındaki fark 4 yılmış. S ile M arasında ne kadar var? 4 yıl var. Ama şöyle bir durum var. Şimdi S mi 4 yıl daha büyük, M mi 4 yıl daha büyük, bunu bilmiyoruz. M ve L işletmelerinin arasında da fark ne kadar? 6 yıl olduğu biliniyor. Pekala. L işletmesi 2000 yılında kurulmuştur denmiş ve S işletmesinin 2023 yılındaki yaşı şunlardan hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle L işletmesinin ben 2000 yılında kurulduğunu biliyorum ya. 2023 yılında L işletmesi kesinlikle 23 yaşında olacaktır. Değil mi? Ha, bu kesin. Şimdi L işletmesinin 23 yaşında olduğunu bildiğime göre 2023 yılında, o halde iki türlü ihtimal var. Hangisi için? M için. M işletmesi 6 yıl arasında, 6 yıl olduğu için M ile L arasında, M işletmesi daha genç bir işletme olabilir. Yani 23'ten 6'yı çıkarırım ve M işletmesi 17 yaşındadır diyebilirim. Veya da daha yaşlı bir şirkettir derim, işletmedir derim ve 23'ü 6 eklerim, M işletmesi 29 yaşında olabilir derim. Ve buradan da artık S işletmesine geçmem gerekiyor. S işletmesiyle M işletmesi arasında 4 yıl olduğu için 17'den 4'ü çıkarırım, S işletmesi 13 yaşında olabilir. Buna 4 eklerim, 21 yaşında da olabilir. Bundan 4 çıkarırım, S işletmesi 25 yaşında olabilir ve 4 eklerim, S işletmesi 33 yaşında olabilir. 4 tane ihtimal var. Buradaki verilen öncüllere bakıyorum. 13 burada var, 21 o da burada var, 25 o da var. Demek ki 13, 21 ve 25'in tamamı olabiliyor arkadaşlar. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Evet gençler, devam ediyorum 6. sorumla. 6. soruda diyor ki bir su deposunda belli bir miktarda su vardır deniliyor. Bu depoya 200 litre su eklenirse deponun %60'ı dolacaktır diyor. Şimdi depoda şöyle bir şey yapalım. Bir çizelge hazırlayalım, tamam mı? Siz de bu tarz soruları böyle çözün. Çünkü bu tarz sorularda öğrencinin eli ayağına dolaşıyor bir kere, tamam mı? Bu dolaşıklığı engellemek adına da benim çözdüğüm gibi çözebilirsin. Varsayalım ki su seviyemiz buralarda yüzde olarak. Tamam mı? Şimdi ben buna 200 litre su ekliyorum. Hop, 200 litre su ekledim ve böylelikle deponun %60'ı dolmuş oldu. Ama diyor bunun yerine diyor depodan 100 litre su boşaltılırsa diyor. Şimdi 100 litre su boşalttım, -100 ve böylelikle depodaki suyun oranı %50 oluyormuş. %50'si boş kalıyorsa %50'si doludur değil mi? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Şuradaki %10'luk bir fark var değil mi? İşte o %10'luk fark -100 ile +200'ün arasındaki fark kadardır. Yani 300 litredir arkadaşlar. 300 litre. Bu 300 litre neymiş? %10'un ta kendisiymiş bizim depomuzda. Şimdi gençler, diyor ki bak, depoya kaç litre su eklenirse deponun %70'i dolmuş olur. Yani bize şurası soruluyor. %70 soruluyor. Bir kere ben
Suyumun burada olduğunu biliyorum. Buradan şu kısma gelebilmek için zaten 200 litre suya ihtiyacım var. Buradan buraya gelmek için de %10'a yani 300 litre suya daha ihtiyacım var. O halde 200 burası, 300 litre de burası için toplam 500 litre su eklersem ilk baştaki konuma bizim depomuzun %70'i dolmuş olur. Yani cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, artık devam ediyoruz 7. sorumuza. Eren'in cebinde 20, 50 ve 100 TL'lik banknotlardan sırasıyla 10, 6 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde vardır. Şimdi ne demiş bak? 20 liradan, 50 liradan ve 100 liradan sırasıyla hangileriyle orantılı olacak şekilde varmış? 10K, 6K ve 5K. Şimdi o zaman burada toplam paramızı hesaplamak istesek mesela 200K toplam paramız var. Burada 50 kere 6K'dan 300K toplam paramız var. Burada da 100 kere 5'ten 500K toplam paramız var diyebiliriz. Ve hatta ve hatta sıfırları görmezsem bu 2, 3 ve 5 de orantılıdır da diyebilirim. 2, 3, 5. Güzel. Diyor ki Eren bu banknot türlerinden sadece birini belli miktarda harcamıştır. Ve 20, 50 ve 100 liralık banknotların toplam değerleri sırasıyla 4, 5 ve 10 ile orantılı olmuştur diyor. Şimdi 4, 5 ve 10 ile orantılı. 4, 5 ve 10 ile. Ya o zaman güzel kardeşim bak şuradaki 2, 3 ve 5 var ya. Ben bunları şöyle diyeyim bak. 2'yi 2 ile çarparsam 4, 3'ü 2 ile çarparsam 6 ve 5'i 2 ile çarparsam 10 olur. Ve burada da zaten bize ne demişti bak. Sadece bir tanesini harcamış bu banknot türlerinden, sadece birini harcıyor. Ve birini harcadıktan sonra diğerleri değişmez değil mi, toplam tutarlar. Yani 4 ise 4 olarak kalmış, 10 ise 10 olarak kalmış. 6 iken 5'e düşmüş. Yani 50 liralığı harcamış bu adam. Ne kadar harcamış? 6'dan 5'e düşene kadar harcamış bu oran. Yani şöyle diyebilir miyim? Öncelikle 6'ydı ki ben 6'yı 300K ile kodlamıştım. 6'ydı, 300K ile kodladık değil mi? Şimdi o zaman 6'sı 300K ise güzel kardeşim. Şu ya da direkt şöyle diyebiliriz aslında ya. Hiç ona çevirmeye gerek yok. Bak şu kadar paramız vardı, bu kadar kalmadı mı? Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Toplam paramız neymiş yani? 20'ymiş. Ne kadara düşmüş? Hocam 19'a düşmüş. Ne kadara harcamış? Bir tanesini. Yani 20'de birini harcadıysa yüzde kaçını harcamıştır? Yüzde kaçını harcar? Yüzde yüzünü değil tabii ki. Şöyle yapalım. Yüzde 5 katıysa 5 katı. %5'ini harcamıştır. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve artık son sorumuzdayız arkadaşlar. Son sorumuzu çözdükten sonra videomuzu bitireceğiz. Yani bu dersimizin sonuna geleceğiz. İlk testimizin. Aşağıdaki daire grafiğinde A, B, C ve D firmalarının ürettiği özdeş ürünlerin dağılımını, sütün grafiği üretilen bu ürünlerin satılması ile bu firmaların elde ettikleri kar miktarını gösteriyor bize. Yani mesela burada B'den 108 derece kadar üretim yapılmış. B firması yapmış bu üretimi. 144 derecelik kısmını A firması yapmış. 108-144 daha 252'yi verir bize. 360'tan 252'yi çıkarınca 108 kalır. Demek ki şurası 108 dereceymiş arkadaşım, tamam mı? Burası 108 derece. Pekala, şimdi buna göre üretilen bu ürünlerin yüzde kaçı C firması tarafından üretilmiş diyor. Ben burada X ve Y'yi bilmiyorum ama bilmek de zorunda değilim açıkçası. Bunlar hep görsel çeldiriciler. Şöyle C'ye bakıyorsun, 54 kadar kar edildiyse D'de 108 kadar kar edilmiş. Bunların tamamı aynı fiyata satılıyor bir kere zaten, tamam mı? Çünkü özdeş ürünler ve bu karın 108'ini D firması, 54'ünü C firması aldığına göre demek ki D firması 2K kadar ürettiyse C firması K kadar üretmiştir derim. Çünkü 54 ve 108, yani 108 54'ün 2 katı. Şimdi madem öyle derim ki toplam üretim 3K. 108 derecede bize 3K'yı verecek o zaman. K da buradan 36 derece yapar. Şimdi demek ki C K'ydı. Şurası 36. O zaman burası da 72'dir diyebilirim. Ve benden istenen şey ne? Üretilen bu ürünlerin yüzde kaçı C firması tarafından üretilmiştir diyor. Şimdi bak, buranın tamamı 360 değil mi güzel kardeşim? 360 tane ürün varsa ve bunların 36 tanesini C ürettiyse, 100 tane ürün varsa bak bu bunun kaçta kaçı? 10'da 1, o zaman %10'unu C firması üretmiştir diyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneğiymiş sevgili gençler. Evet arkadaşlarım, tespiri bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun.
Kitabımızın da 40'ta birini bitirdik. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik ya. Heh, işte o 40 tane söylemenin bir tanesini söyledik artık. Test 1'i çözdük. Yani sayfamızda, bu arada sayfamız hani öyle şey falan değil. Kitabımızın hem kağıt kalitesi inanılmaz yüksek, hem baskı kalitesi inanılmaz yüksek. Kapağı mapağı da inanılmaz derecede kaliteli sevgili arkadaşlar. Aklınıza öyle şüpheler falan kalmasın. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım, kitabımızın girişinde içindekiler kısmında test 1'in, test 2'nin, test 3'ün, test 40'a kadar hep böyle boşluklar var ya. Aslında o boşlukları işte test ismiyle sayfa numarası birbiriyle eşleşsin diye yazılmış ama şöyle bir şey yapabiliriz seninle birlikte istersen. Her gün bu testlerden çözdüğünde buralara mutlaka bir not al. Yani o günle alakalı, neler hissettiğinle alakalı bir not al. Ben bu kitabın çıkmasını çok istiyordum. Ben bu kitabın sizlere ulaşmasını çok istiyordum. Ve çok da emek sarf ettim. Yaklaşık 5 ay sevgili arkadaşlar soru yazdım ben bunu. Dolayısıyla çok istiyordum. Dolayısıyla buraya benim notum sevgili arkadaşlar şu olacak. Kararlıyım, başladım ve bitireceğim. Tamam, önce kararlı oldum bu kitabı çıkarmak için ve çıkardım. Şu an kitabın çözümüne de başladım, kampa da başladım ve bitireceğime dair kendi hırsımı, kendi kararlılığımı buraya yansıtıyorum. Sizler de sevgili arkadaşlar, benim notum buydu. Kararlıyım, başladım ve bitireceğim. Evet, sizler de kendi notlarınızı buralara alabilirsiniz. Bu kitapta da sevgili arkadaşlar, şu an 6 ve 7. sayfaları bitirdik. Bir sonraki sayfamızda yani 7 ve 8. sayfada bulunan test 2'de görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.